Merhabalar. Güner ailesiyle gezelim, görelim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Yollardayız. Nereye gidiyoruz? Ardahan, Ardahan'dan Şavşat, Şavşat Efkar Tepesi'ne çıkacağız. Evet, Ardahan'a 10 kilometre kaldı ve yola devam. Ardahan yol ayrımına geldik. Ardahan öbür taraf Erzurum tarafıydı. Bu taraf Ardahan tarafıydı. Yani şimdi devam ediyoruz. Ardahan'a çok az kaldı. Ardahan, Ardahan'dan Şavşat, Şavşat Efkar Tepesi'ne çıkacağız. Sonra da dönüşe Artvin'e geçeceğiz. Artvin'den geliyoruz bu arada. Yani Artvin'deyiz yani genel olarak. İşte Ardahan sınırlarına da geçmiş olduk bu şekilde. Artvin'den sonra. Biz Ardanuş'ta cağ kebabı bir de döner yedik. Sonra bu tarafları da bir gezelim dedik. Bülbülhan Yaylası'nı gezdik. Arkasından Ardahan, Ardahan'dan Şavşat. O şekilde yola devam ediyoruz. Güler ailesi ile gezelim görelim kanalı olarak. Güler ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak şu an Ardahan'a gidiyoruz. Ardahan'a 20 kilometre uzaklıktayız ve bu 20 kilometre uzaklıkta hayvan sürüsüyle karşılaştık ve durup bakmak istedik. Çünkü burada gerçekten sayı olarak belki 150 belki 200 tane büyükbaş hayvan var ve bu büyükbaş hayvanlar bu oturakta otlatılıyor. Hatta şu yeşil, bakın hayvanların sayısına bakın, o kadar çok ki hayvanlar burada, bu hayvanlar otlatılıyor. Hemen şu yeşil alanın arkasında da var aynı tarz bir sürü. Yani biz bu tarz sürüden 3-4 tane gördük yani bu yolda gelirken bugün. Burada tahminimce hayvancılık yapılıyor ve bu otlaklarda bu hayvanlar otlatılıyor. Yani Ardahan'da genelde tahminimce hayvancılık yapılıyor. Bakın hayvanlara bakın. O kadar, bakın şu arkada da görüyorsunuz yani arkada da var aynı hayvan sürüsünden büyükbaş hayvancılık yapılıyor tahminimce ve biz Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak Ardahan yoluna devam ediyoruz. Benim anladığım şu ilerideki yapılaşma, yapılı yerler, apartmanların olduğu yerler herhalde Ardahan olsa gerek. Şu, öyle düşünüyorum. Şu da bir köy herhalde Ardahan. Çok güzel bir köy ama. Eğer dikkat ettiyseniz Ardahan'da çok fazla ağaç yok, orman yok yani. Nedeni Ardahan'ın kışın çok sert geçmesiymiş. Geldik daha doğrusu. Şöyle tabelayı yaklaştırayım size. Ardahan nüfusu 21.700'müş, rakım 1900 metreymiş. Şu hemen ilerisi Ardahan. Evet, Ardahan'a yaklaştık. Ardahan burası. Şöyle Ardahan kabilesini göstereyim size. Nüfus 21.700, rakam 1900. Bu arada Ardahan'da arıcılık da yapılıyor. Çünkü arı kovanları da gördük biz yol üzerinde. Genel olarak Ardahan'da nereye gezeceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Sanırım şunu yaparız. Gireriz, şehir içi bir tur yaparız. Şehir içine dolaşırız. Daha sonra da çıkarız. Çünkü Ardahan'da nereye gidilir, ne yapılır bilmiyoruz. Biz doğaçlama geldik Ardahan'a. Çünkü Şavşat'a geçmek için Ardahan'dan geçmek gerekiyormuş sanırım. O yüzden Ardahan bizim için değişik oldu. Hem Ardahan'da görmüş olduk bu şekilde. Ardahan'ı Artvin'le kıyaslayınca Ardahan gerçekten düz bir alanda kurulmuş. Yani yapılaşması daha güzel, alan çok fazla ev yapmak için. Ama Artvin böyle dağın eteğine kurulduğu için sıkıntılı yani ev yapma, yapılaşma olarak sıkıntılı. Ama Ardahan bu anlamda çok çok güzel görünüyor.
Ardahan'daki tek sıkıntı kışın çok aşırı derece sert geçmesi. Evet, şimdi Ardahan'a geldik. Ardahan şehir içine giriyoruz şu an. Evet, şehir içine doğru gidiyoruz. Bayağı bir süre şehir içinde dolaştık. Yani bütün şehri neredeyse dolaştık yani. Gördüğümüz kadarıyla Ardahan küçük bir il ve çok temiz bir il. Yani ben çok beğendim açıkçası. Böyle sakin, temiz, küçük bir il ve güzel yani yollar, yolların genişliği, apartmanlar o anlamda çok çok hani dar bir alana kurulmamış zaten. Kocaman kocaman yollar yapılmış. Çok rahatlıkla bütün her yeri biz dolaştık yani Ardahan içinde. Her yeri gördük neredeyse. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Hemen şu ileride sol tarafta çok güzel bir cami var. O caminin hemen yanından geçiyoruz. Yani gerçekten güzel bir cami. Bu arada evet, şu an şehir içindeyiz. Şehrin içini dolaşıyoruz yavaş yavaş. Evet, devam ediyoruz yolda. Şimdi biraz sonra, evet şimdi görüyorsunuz. Ardahan'da döner ile meşhur. Ardahan döner var mesela orada. Burgerciler var. Ardahan'a has mağazalar var. Yani Ardahan'da döner ile meşhur. Cağ kebabı ile meşhur sanırım. Cağ kebabı var mı tam bilmiyorum ama döneriyle orası da meşhur yani. Şimdi sol tarafta park var. Eminim Ardahan'ın en meşhur parklarından biridir. Parkın ismini bilmiyorum ama genelde her ilde böyle güzel parklar olur. O park da bence güzel bir parktı. Görüyorsunuz şoförleri de çok saygılı. Biz de hemen yol verdi ve geçin dedi bize. Biz de hemen yolumuza devam ediyoruz. Ardahan sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz bu arada. Bayağı güzel de gezmişiz. Ben onu gördüm şimdi. Bütün Ardahan'ı dolaşmışız neredeyse. Evet, dolaşmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz çok güzel bir cami karşımızda şu anda. Caminin ismini bilmiyoruz ama gerçekten muhteşem bir cami. Yapılıyor mu, yapılmış mı? Yani yapılmış, çok güzel bir cami. Thank you.
Şimdi ben bu şehirde dolaşırken şunu fark ettim. Biz 14 yıldır şehirden uzaktayız. Yani genelde ilçelerde ve küçük yerlerde yaşadığımız için yani burası bana büyük geldi. Gerçekten güzel bir şehir. Ardahan çok çok hoşuma gitti yani. Şimdi şu ileride çok güzel bir anıt vardı. Ama eşim o kadar hızlı hareket etti ki o anıtın fotoğrafını çekecektim, çekemedim. Aslında daha güzel görüntü alabilirdim, alamadım. Yani hızlı hareket ettiği için hayalimdeki görüntüyü, hayalimdeki resmi alamadım açıkçası. Bakın çok güzel. O kadar güzel ki şuraya bakın, muhteşem görünüyor. Ama hızlı hareket etti eşim, görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu yapıya bakın. Surlar var orada, surlar, kale var. Yani gerçekten güzel ama diyorum ya, çok hızlı hareket ettiği için oranın fotoğrafını alamadım maalesef. Bu yapının ismi Ardahan Kalesi. Ardahan Kalesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş. Yani onun emriyle inşa edilmiş. Dikdörtgen yapıda bir kale. Yani kale dikdörtgen yapıda olup Kur Nehri, Kura Nehri'nin kenarında kurulmuş ve manzara olarak harika bir kaleymiş bu arada. Evet, Şavşat yolundayız ve Şavşat'a 44 kilometre var. Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak artık Şavşat il sınırına geldik, girdik. Yani Ardahan'dan sonra Şavşat'a girince olay değişiyor. Şimdi Şavşat kısmını size bundan sonraki videomda göstermek istiyorum. Şavşat'ı Şavşat ve Efkar Tepesi olarak çekeceğiz. Ben artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Artvin'den, Ardahan'dan, Şavşat'tan herkese selamlar ve sevgiler. Hoşça kalın.